Genel Hanım, siz emekli ikramiyesiyle ilgili halkın beklentisi konusunda neler düşünüyorsunuz? Herhangi Zeynel Bey, kuşaklar kuşakları yetiştirir. Yani emekliler sonuçta hepimizin büyüklerimiz var ailelerimizde ve bir vefasızlık örneği olarak görüyorum. Ve bir siyasi tercihtir. Emeklileri yok sayıyor. Şimdi böyle bir siyasi tercihini görüyor emeklilerimiz. Umarım bunu idrakına varırlar ki varmamaları mümkün değil. Şimdiye kadar böylesine derin bir yoksulluk yoktu. Bakın Ocak ayında sarayın faturası elektrik üzerinden konuşulduğu için 1 milyon 140 bin lira. Bu şimdi tercih meselesidir diyorum ya, elektrik zamlarına, elektrik şirketlerine verilen bu zamlardan giden akan para. Geçmediğimiz köprülerden her zaman ödediğimiz para. Biz pandemide dahi bu köprülere para ödedik. Her yerden şey yaptılar, pandemiyi bahane ederek ve bu zamları da getirirken aynı şekilde dünyada enflasyon yükseliyor şeklinde bir sunuşla. Ama asla ve asla o şirketlere bari pandemide bu para ödenmesin gibi bir karar alınmadı. Siyasi tercihi emeklileri görmemekten yana ve bu çok büyük, dediğim gibi, bir vefasızlık örneği. Şimdi burada bana da mesajlar geliyor. Diyorlar ki yani muhalefet çok güzel yoksulluğu paylaşıyor, dinliyor. Halkla beraber oluyor, dertlerini dinliyor ama bu yoksulluğu çözmeye yetmiyor. Sadece sandığı çözüm olarak göstermek ve beklemek de yeterli değil. Çok da hatta tatlı yazmış birisi. Hemen demiş 10 maddede bize bu çözümleri sıcağı sıcağına söylesinler. Çünkü artık bu toplumun umuda ve cesarete fazlasıyla ihtiyacı var. Bu kitlesel toplantılar şöyle de olabilir. Bu umut ve cesareti yayacak. Daha küçük bazı, daha organize olacak ama önemli olan hakikaten tekrar tekrar umut ve cesareti vermek bu topluma. Başka bir şey, yani yoksulluk paylaşılmakla yok olmuyor maalesef. Hı hı. Hani iktidar da yokluk yok diyor da yokluk yok demekle yok olmuyor. Onun gibi muhalefetten de çok kısa bir şekilde 10 maddede bu yoksulluğu ne yapacaklarını, nasıl çözeceklerini duymak istiyor. Evet. Şimdi